insanoğlunun yüzsüzlüğünün, utanmazlığının, ağırlanmazlığının ulaşabileceği seviyeyi FTX rezaleti bize gösteriyor. Sadece burada Sam Bankman-Fried denen o zibilliden bahsetmiyorum. O zaten büyük hırsız. Ama Amerikan basının yüzsüzlüğü, Amerikan parlamenterlerinin yüzsüzlüğü, Amerika'nın bütün güvenlik sisteminin yüzsüzlüğü gerçekten akıl almaz boyutlarda. Neden mi bu kadar sinirleniyorum? Çünkü bu aralar Sam Bankman-Fried Bahamalardaki lüks penthouse'undan canlı yayınlara katılıyor. Hangi canlı yayınlara katılıyor? New York Times gibi, CNBC'ye gibi, Demokratların Kalesi, Amerikan basının merkezindeki televizyon kanallarının röportajlarına katılıyor. Ne diyor bu röportajlarda? Spikerler kendisiyle tatlı tatlı sohbet ediyorlar. Ya ne yaptın Sam, kardeşim sen diyorlar. Yazık sana diyorlar. Sam de diyor ki vallahi yazık bana ya, özür dilerim herkesten. Hata yaptım. Yani sorumluluklarını yerine getiremedim. Yoksa hiçbir şey çalmaya niyetim yoktu. Hiçbir şey kötü niyetli değildi. Sadece beceriksizliğim. Risklerimizi yeterince kontrol etmemişim. Arkadaş, böyle bir yüzsüzlük olabilir mi? Yani bir kere hikaye doğru değil. Hikaye baştan aşağı hırsızlık. Nasıl hırsızlık? İşin özü şu değil mi? FTX'e insanlar paralarını yatırdılar, kriptolarını yatırdılar işlem yapmak için. Orada vadeli işlemlerden para kazanmak için. Veyahut da kredi verip kredilerine faiz almak için. Her neyse. Sen de aldın buradan bunları, arka kapıdan hop diğer şirketin olan Alameda Research'a götürdün. Alameda Research'tan kendi adına trade yaptın, yatırımlar yaptın. Belki şöyle düşünüyordun, hani en saf düşünceyle, ya zaten kripto hep yukarı doğru gidiyor, burada kazanırız parayı, sonra geri getiririz FTX'e. Kimse ruhu duymaz, bize cebimize indiregan da yaparız. Sonra bir anda dünyada her şey patladı. Hani var ya Warren Buffett'ın ünlü bir sözü, deniz çekilince kimin mayo giymediğini görüyoruz diye. Bir anda mayosuz kaldın, ortada para da yok, yatırımlar da eridi. FTX'e parasını yatıranlar, kriptosunu yatıranların da her şeyini kaybetti. Ve sen bunu organize ettin. Sen bunu yönettin Bahamalardaki o ekibinle beraber. Hatta yeni raporlar gösteriyor ki daha evvel FTX'in kadrolarından pek çok yönetici ayrılmış. Çünkü uyarmışlar Sam Bankman'ı. Ya demişler bir kere hiç yani muhasebe kural hiçbir şey yok. Yani riskimizi normal yönetmemiz gerektiği gibi yönetmiyoruz. Bir de bu işler oluyor, bu Alameda'ya falan paralar çıkıyor. Başımıza iş çıkar diye birkaç yıl öncesine ayrılmışlar meğerse. Ama sen bunlara yok diyorsun. Ve Amerikan basını öyle rezil bir şey ki, çünkü bundan Sam Bankman'dan çok reklam parası aldılar, belki de hala alıyorlardır. FTX her yerde reklam veren bir kuruluştu. O yüzden bir kere gönül bağları var. Daha evvel demokratlarla FTX'in balansından bahsediyorduk. Yeni röportajlarda öğreniyoruz ki cumhuriyetçileri de çok para bağışlamış herif. Yani siyasetin bütün kanatlarını satın almış, hiçbir yere sektirmemiş, yani demokratlar daha ağırlıklı olmak üzere. Bir de tabii bu çocuk beyaz, yani Amerika'daki bu ırkçılık aynen devam ediyor. Bununla ilgili çok sert birkaç makale okudum ve hak verdim. Bu çocuk beyaz, işte daha evvel bahsetmiştim, annesi babası ünlü avukatlar. Yani bizim mahallenin çocuğu bu. Yani bu bir Binance'in CZ'si gibi Çinli olsa, siyahi olsa, başka bir ırktan olsa kim bilir neler yaparlardı. Bu beyaz, iyi eğitim görmüş, MIT'li. Bizim mahallenin çocuğu, bunun üzerine gitmeyelim. Yani hakikaten yaşananlar akıl alır gibi değil. Aman diyeyim lütfen. Paralarınızı, kriptolarınızı şu borsalarda tutmayın. Şu herif hapse girmiyor ve anladığım kadarıyla daha ben YouTube'da bir yorumcu bunu yazmıştı bana, hocam o hapse girmez yanılıyorsunuz diye. Hak vermeye başladım. Yani olayın buraya gelebileceğini hiç düşünmemiştim açıkçası. İşte Sam Bankman-Fried meğerse masummuş. Hata yapmış canım, hata. Hata yaptım diyor. 10 milyar dolar hata yapmış. Bu paralar oralarda oralara gitmemiş. Ve biz de bunu yiyoruz. Yuh olsun ya. Ne özgür basın var, ne hiçbir şey var. Hakikaten Elon Musk'ın çıldırdığı kadar var Amerikan basını. Özellikle bu New York Times çöplüğü ki ilk büyük röportajı orası için yaptı. Hakikaten feci bir yer. Ne diyeyim? Sinirlendim, paylaşayım dedim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.